günümüzde zikrullah'a, tesbihata çok önem verdiği halde dünya malına çok düşkün insanlara şahit oluyoruz. Bu zıtlığın sebebi nedir? Tesbihat insanı dünya sevgisinden uzaklaştırmaz ki. Her hastalığın ilacı farklıdır. Tesbihatın faydası başkadır. Dünya sevgisinden kurtulmak o başka bir şeydir. Tesbihat vitamindir. Elma gibi, armut gibi, ekmek yemek gibi ibadetler vitamindirler. Halbuki dünya sevgisi ise bir hastalıktır. Ekmek yemek yemeyle, elma armut yemeyle hastalığınız iyileşir mi? Hayır. İlaçla iyileşir. Hastalığa ilaç gerekir. Dünya sevgisi hastalıktır. Ona ilaç gerekir. Tesbihatla bu hastalık iyileşmez. Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. Dünya sevgisinden kurtulmak için insan dünyanın fani olduğunu, basit olduğunu anlamalı. Ahireti hatırlamalı, ahiretin mükemmel olduğunu ve ebedi olduğunu unutmamalı. Dünya malının sadece imtihan için verildiğini unutmamalı. Ancak o zaman dünya sevgisinden kurtulabilir. Dünya sevgisi kalbinde olduğu zaman oraya Allah'ın nurunun girmeyeceğini bilmeli. Bir insanın kalbinde dünya sevgisi varken o kalbe Allah'ın Allah sevgisi ve Allah nuru girmez. Dünya sevgisinden kurtulmak için dünya sevgisinin zararlarını bilmeli. Dünya sevgisini terk ettiği zaman elde edeceği menfaatleri bilmeli. Dünya sevgisinden kurtulmak böyle olur. Dünya sevgisinin zararlarını bileceksiniz. İnsan ne kadar düşürdüğünü bileceksiniz. Dünya sevgisi yüzünden insan şerefinden olur. Mal mülk için insan şerefini kaybeder. İnsan ahiretini kaybeder. Dünya sevgisinin zararlarını bilecek. Dünya sevgisini terk etmenin faydalarını bilecek. İşte o zaman kurtulabilir. Yoksa tesbihat da falan bu hastalıktan insan kurtulamaz. Bir kimsenin Allah'a karşı nankör bir kul olmaktan kurtulması nasıl mümkündür? Allah'ın haklarını bilmekle.